Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önerdiğim kalemleri inceleyeceğiz. Hepsini grup grup ayırdım. Atıyorum işte fine liner brush, fosforlu kalem, keçeli kalem, jel kalem, mini kalem. Bunlardan en çok sevdiklerimi bugün sizlere göstereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk olarak fosforlu kalem olarak önerdiğim kalemi göstereceğim. Yani işaretleme kalemi. Benim bu konuda önerdiğim kalem kesinlikle arkadaşlar Savlon'un bu 23'lü seti olacaktır. İlla 23'lü seti almak zorunda değilsiniz bu arada. Tek tek de satın alabilirsiniz. Ama 23'lü seti alınca hem daha uyguna geliyor. Hem de hani bütün renkler olduğu için size bu 1 sene 2 sene artık kullanmanıza bağlı olarak belki 3 sene bile yetebilecek bir set. Ve benim gerçekten çok beğendiğim, çok favori bir setim. Çok seviyorum. Bu şekilde. Acayip derecede sevdiğim bir set. Stantlı olması da ayrı bir güzel bir özelliği. Böyle masanıza direkt olarak koyabiliyorsunuz. Hiçbir organizere ihtiyacınız olmuyor. Çünkü organizeri kendinden. Ve benim fosforlu kalem olarak, işaretleme kalemi olarak önereceğim birinci sırada olan kalem kesinlikle Stabilo Boz. Bunun üstüne çıkabilecek bir ürün daha tanımadım ben kendimce. Yani daha iyisini görmedim. Yani böyle hani çok alışıldık bir şey. Stabilo Boz'lar bence çok güzel bir işaretleme kalemi. Bu şekildeler. Renklerini falan gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü o zaman video çok uzun olur ve yorucu olur hani hepsini tek tek göstermek. Ama bunların renklerini zaten Stabilo inceleme videosunda da görebilirsiniz. Bu şekilde bir set dediğim gibi. Birinci önereceğim kalem bu. İkinci olarak da ikinciyi önersem onu videonun başından beri kararsızım ama sanırım 1-2-3 diye sıralasam sizin için daha iyi olur. İkinci önereceğim kalem ise Serve Berry'ler. Bunları da yine çok seviyorum ve stantlı oldukları için de artı bir seviyorum bunları. Bunlar yine çok güzel yazıyor ve bence Stabilo'dan sonra gelecek kalemlerde Serve Berry'ler. Bu şekildeler. Üçüncü olarak ise çok düşündüm aslında. Hani çok gittim geldim acaba o mu olsun bu mu olsun diye. Ama en sonunda Sharpie Clear Weave'lere karar verdim. Neden diye sorarsanız şöyle göstereyim. Bunlara karar verdim çünkü bunların uçları şeffaf olduğu için ben bunları bayağı istemiştim. İsteyip almamıştım bir türlü. Yaklaşık olarak bir 7-8 ay bu kalemleri istedim istedim ve bir türlü almak nasip olmadı. En sonunda almıştım ve çok severek kullanıyorum bunları. Uçları şeffaf. Bu şekilde. Ve bence 3. sırada da bunlar olmalı. Hatta bunları 1'e de almayı düşünmüştüm ama yani Stabilo Boz'ları daha çok kullanıyorum. O yüzden yani bunlar 3. sırada bence çok uygun oldular. 3. sıraya da bunları koydum. Hemen bir sonraki kategorimiz ise brush pen olacak. Brush pen kalemleri hemen getiriyorum. Brush pen olarak aslında ben şu ana kadar aldığım bütün brush penlerden çok memnunum. Hepsini çok seviyorum. Ama 1. sırada kesinlikle Tombow'lar var. Bu Tombow'un bu brushları acayip güzel ve benim şu ana kadar en çok severek kullandığım brush penler bunlar. Bunları acayip derecede çok seviyorum. Ben de şu an 20 tane olması gerekiyordu. Bakalım hemen. Bu şekilde gözüküyorlar. Bir pastel set bir de canlı renkler seti var bende. Öbür setlerini en yakın zamanda almak istiyorum. En çok beğenerek kullandığım kalemler gerçekten bunlar. İkinci sıraya aslında ben Zebra Mightliner'ları koyacaktım ama yani çok kararsız kaldım onlarda açıkçası. Bence ikinci sıraya kesinlikle Stabilo'nun yeni çıkan brushları gidecek. Bence. Ben bunları çok seviyorum. Uçları yumuşama falan yapmıyor. O yüzden bunları ikinci sıraya koymak istedim. Hatta bunlar 1'e bile girebilir. Ama Tombow'ları daha uzun zamandır kullanıyorum ve onları daha çok sevdiğim için onları 1'e koydum. 2'ye bunları koydum. Bu şekildeler. Üçüncü sıraya ise çok gittim geldim acaba o mu olmalı bu mu olmalı diye. Ama bence Pentel'in brush penleri 3. sıraya girer. İlk 3'e girer yani. Bu şekilde. Kaç tane renk var diye sorarsanız hemen göstereyim. 18 tane falan rengi olması gerekiyordu. Şuradalar. Bunları da yine çok seviyorum. Böyle ince kaligrafilerde vesaire çok kullanışlı oluyorlar ve bence ilk 3'e girer. Hatta bu ikinci bile olabilir ama ikinciye Stabilo'ları koymak istedim. Üçüncü brushlarımız ise bunlar. Şimdi ise en sevdiğim neyi göstersek? Fine liner kalemleri göstereyim. Fine liner olarak kesinlikle Stabilo Point 88'leri önereceğim. Sadece onları göstereceğim. Yani başka önereceğim bir kalem yok. Aslında Stadler'ler de çok güzel. Donga'nın kalemleri de çok güzel. İkinci sıraya bence Stadler markası da girebilir. Ama sadece bunlardan bir tane göstermek istedim. O da Stabilo Point 88'ler olacak kesinlikle.
Bende bir tane 25 listeti vardı sanırım. Bir de tek tek aldığım var. Birazı burada, birazı şeyde, bardakta. Bu şekilde gözüküyorlar. Çok seviyorum. Bunlar birinci sıra. İkinci sıra Stadler, dediğim gibi. Göstermeyecektim ama göstereyim. Hemen şuradan alabilirsem. Bir böyle bir bardağımız var. Bir böyle bir bardağımız var. Biraz da kalemliğim de var. Stadler'i gerçekten çok seviyorum. Kalemleri çok güzel. Uçları yumuşama yapmıyor yazdıkça. O yüzden bunları da ikinci sıraya koyabilirim. Üçüncü sıraya koyabileceğim bir kalem yok. Aslında baya bir fine line kalemim var ama dediğim gibi onlar hani ilk üçe girerler mi çok emin değilim. O yüzden göstermek istemiyorum. Birincisi Stabilo, ikinci ise Stadler. Şimdi ise keçeli kalem olarak önereceğim bir markayı göstereceğim. Yine bundan sanırım sadece bir tane göstereceğim, emin değilim. Göstereceğim markamız Fibra Color'ın bu 60'lı seti. Ben aldığımda fiyatı çok çok uygundu. 60 tane kalemi 100 liraya falan almıştım. Yani öyle bir fiyatı vardı. Yıldırım Kırtasiye'den almıştım. Ama şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum ama kesinlikle 100 lira değildir. Muhtemelen daha pahalı bir fiyatı vardır. Bu şekilde gözüküyorlar. Bunları çok 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 seviyorum. Çünkü çok güzel yazıyorlar. Uçları ince. Yani ince derken şöyle uçları. Çok kalın değil. Şu an açmak istemiyorum. Çok zor kapanıyor çünkü. Ama dediğim gibi önereceğim keçeli kalemler kesinlikle ve kesinlikle bunlar. Bunların daha üstüne bir kalem tanımadım ben. Çok geniş bir renk skalasına sahip ve çok güzel bir kalem. İkinci önereceğim ise keçeli kalem kategorisine girer mi? Tam emin değilim. Ama kesinlikle, hatta şöyle geçeyim alayım. Carioca'nın şu pastel kalemleri. Yani keçeli kalem kategorisine bence girer. Hatta size ucunu göstereyim, ona siz karar verin girer mi girmez mi. Ucu bu şekilde. Bence bunlar keçeli kalem. Bildiğimiz keçeli kalem yani sonuçta. Ve bence hatta birinci bunlar olabilir, bilmiyorum. Çok kararsızım yani. İkisi de aynı kata, aynı sırada bence. Düştü. Neyse bunu kenara alalım. Dediğim gibi keçeli kalem olarak da bunları öneriyorum bence. Ya Fibra Color'ı tercih edebilirsiniz ya da benim o kadar büyük bir sete ihtiyacım yok. Daha küçük bir sete ihtiyacım var derseniz de Carioca Color'ı tercih edebilirsiniz. Şimdi ise jel kalem ve tükenmez kalem kategorisinde olan kalemleri göstereceğim. Yani onlar da birinci ve ikinci sıraya giren. Şimdi şu konuda çok kararsızım. Acaba hangisi bir, hangisi iki olmalı konusunda çok kararsızım. Bu arada bunlar kalemlik değildi. O yüzden bu şekildeler. Şimdi iki tane önereceğim var. Biri Smoothie'nin bu jel kalemi. Biri de Zebra Sarasalar. İkisi arasında çok gidip geliyorum. Acaba hangisi biri olmalı, hangisi iki olmalı? Bence ikisi de birinci sıraya girmeli. Yani hangisini iki yapsam çok kararsızım. O yüzden sanırım ya birinci sırada zebra sarasalar olabilir ama. Zebralar daha güzel yazıyor bence. Ama bunlar da fiyat performans olarak hem çok uygun hem çok güzel yazıyorlar. O yüzden baya bir kararsızım bu konuda. Ama dediğim gibi ikisi de çok güzel. İkisini de çok severek kullanıyorum. Zebralardan bende baya bir vardı ama işte birazı ablamda, birazı kayboldu. Birazı bitti. Çok değişik yani. Ama zebraları çok seviyorum. Bu şekilde. Smoothie'leri de çok seviyorum. Bu şekilde. İkisini de bence birinci sıraya koyabiliriz. Şimdi direkt olarak uçlu kalem olarak önerimi göstereyim. Hazır buraya dökmüşken. Uçlu kalem olarak birinci önereceğim Tombow Monograph'ın bu kalemi. Kesinlikle bu yani. Bunun bende moru da var. Hatta onu da göstereyim. Bu şekilde iki tane var. Kesinlikle birinci sırada bunlar var benim için. Ben bunları çok seviyorum. İkinci sırada ise zebra, ay ne zebrası? Serve, dipler. Kesinlikle ikinci sıraya da bunları koyacağım. Bu şekilde. Bende iki tane daha vardı bunlardan ama şu an nerede bilmiyorum. Daha göstereyim sanırım şurada. Böyle bir uçlu kalemliğim var. Kalemliğimde ne var videosunda göstermeyi unuttum. Kalemlikler varmış bu arada. Bunu ve bunu göstermeyi unutmuşum. Burada iki tane Serve Deep var yine. Bunlar da önereceğim ikinci kalemler. Dört tane var bende toplam. Evet, uçlu kalem kategorisi de bu şekilde. Şimdi mini kalem kategorisine geçtiğimizde ise önereceğim iki tane mini kalem var. Çünkü çoğu mini kalemler bir zaman sonra yazmıyor veya ilk aldığınızda ucu kuru çıkıyor. Böyle ben bunları çok fazla yaşadım mini kalemlerde özellikle. O yüzden önereceğim tek mini kalem, iki tane pardon. Biri Stabilo Boz miniler. Diğeri ise Serve'nin bu Serve Berry setindeki miniler. Sadece bu ikisini öneriyorum sizlere. Eğer ben alacağım bunları kullanacağım diyorsanız kesinlikle bunlar. Ama alacağım süs duracak diyorsanız da Farmers
farklı böyle işte havuç kalem falan tercih edebilirsiniz. Ama bunlar mesela bir zaman sonra kuruyor ya da atıyorum aldığınızda kuru çıkabiliyor. O yüzden yani pek önermiyorum eğer kullanacaksanız. Tek önerdiğim stabilolar ve serveler diyebilirim. Evet, sanırım bitti. Göstermediğim bir kategori var mı diye düşünüyorum. Ama bence göstermediğim bir kategori yok. Bu arada masamdaki bütün kalemleri çok çok seviyorum. Hepsi çok güzel ve çok kaliteli. Ama en çok beğendiklerim bunlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.